kader. Allah aşkına söyle annem, ne geldi senin başına? Söylesene kızım. Niye susuyorsun? Gece eve gelmedin. Geldin, yüzün gözün perişan. Kim yaptı sana? Bana bak. Yoksa zorla... Anne, düşündüğün gibi değil. Dövdüler. Kim? Kim el kaldırabilir benim yavruma ya? Söylesene. Söyle, gidip soracağım hesabını. Kader. Ya kim kıyabilir benim kızıma ya? Anne, hesap sorabileceğimiz insanlar değil. Tefeciler. Ne? Ya Rabbim ya. Delireceğim ben, delireceğim. Ya ne yapsam olmuyor Bahar. Ben bu hayatta her şeyi yaptım. Şu kızı adam edemedim ya. Kızım, senin ne işin olur tefecilerle? Allah'ım, Allah'ım, aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Anneciğim, ne olursun sakin ol. Anne. Anneciğim, yemin ederim benim suçum değil. Kader, ya anlamıyorum ki senin tefecilerle ne işin olur? Nasıl karşı karşıya gelirsin? Ya ablacığım, anlatıyorum ama anlamıyorsunuz. Ben sadece arkadaşıma yardım etmek istemiştim. Allah'ım ya Rabbim ya, hala arkadaşım diyor ya. Kızım, bu nasıl arkadaşlık? Kandırmış seni, dolandırmış. Bilemedim anne, özür dilerim. Geçti iş işte. Ne yapacağız şimdi? Ha? Nereden bulacağız biz 5.000 lirayı Bahar? Bulmamıza gerek yok. Nasıl gerek yok ablacığım? Adamlar kapımıza gelir. Hayır, artık bize bulaşamazlar. Ben parayı verdim. Senede de aldım. Sen nereden buldun o kadar parayı? Sen ne yaptın Kader? Ya anne, bir şey yapmadım diyorum, bir şey yapmadım. Parayı Yıldız abla verdi. Bu parayı o kadının vermesine nasıl izin verdin ha? Ya başka çarem yoktu. Ben artık seninle baş edemiyorum Kader. Sen nasıl insansın? O parayı onlardan nasıl alırsın? Hem de bu haldeyken. Adam paramın peşindesiniz diyordu. Haklı çıkardın herifi. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim ya. Ne yapıp neydi bu parayı ödememiz lazım anne? Nasıl Bahar? Ha? Kenarda 5 kuruşumuz mu var? Ben çıkıyorum. Nereye? Bitti Kader. Artık dershane mersane yok. Bitirdin bizi. Kendini de. Olmaz olsun senin gibi çocuk. Hadi hazırlan. Gidiyoruz. Nereye? Anne! Gel, buradayım. Ne yaptın? Merak ettim. Ne yapayım işte. Bir çözüm yolu aradım ama hiçbir şey bulamadım. Sen nereye gidiyorsun? Gidip konuşacağım Yıldız Hanım'la. Ben de geleceğim. Hadi kader, seni bekliyorum. Ben ne desem bilmem ki.
nereden başlasam? Biz yaptığınız iyilik için çok teşekkür ederiz. Kader her şeyi anlattı. İnsan bu hallere isteyerek düşmüyor Yıldız'ın. Ben size karşı çok mahcubum. Yapmayın ne olur. Büyütecek bir şey yok. Siz de olsaydınız aynısını yapardınız. Yapardık. Tabii yapardık. Ama... ben bu iyiliğinizi nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Ödeyecek bir şey yok. Lütfen. Ben de size karşı mahcubum. Siz de kusura bakmayın ne olur. Yani bir sandığını uzun zamandır tanırız. Kemal ona bir söz vermiş. Böyle olmasını istemezdik. Kemal'le konuştuk biz bu konuyu. Canınızı sıkmayın lütfen. Neyse. Gelelim burada olma sebebimize. Ben size borcumu ödemek isterim Yıldız Hanım. Ama öyle çıkarıp 5.000 lirayı pat diye veremem. Ben zaten vermenizi istemiyorum. Olmaz öyle şey. Kimseye borçlu kalmak istemem. Düşündüm. Bir yol buldum. Çalışarak ödeyeceğim borcumu. Her gün gelirim, evde ne iş varsa yaparım. Çayı koydum demleniyor. Niye zahmet ettiniz? Biz sizinle konuşmaya geldik buraya. Olur mu öyle şey canım? Hem içer hem konuşuruz. Peki ne diyorsunuz? Borcumu ödememe izin verecek misiniz? Estağfurullah Sevgi abla. Yani Sevgi Hanım. Hiç gerek yok. Sizi sıkıştırmak istemem ama... gerçekten borcumu ödememe izin verirseniz... bana dünyadaki en büyük iyiliği yapmış olacaksınız. Öyle ya da böyle. Ortada bir yanlışlık var. Düzeltmek isterim. Peki. Madem öyle istiyorsunuz. Kapımız size her zaman açık. Hadi pasta börek bir şey getireyim de. Masa başında devam edelim sohbete. Hiç gerek yok. Gerçekten hiç gerek yok. Vallahi siz istemeseniz de ben yiyeceğim. Buyurun.